Herkese selamlar. Sizi bugün Valkenburg'a götürüyorum. Valkenburg deyince Hollanda'da herkesin aklına burada kurulan Christmas marketler ve burada bulunan tepeler geliyor. Hollanda çok düzlük bir yer olduğu için ve çok az tepe bulabileceğiniz için herhangi bir Hollandalıya Valkenburg'dan bahsederseniz ilk duyacağınız şeylerden bir tanesi orada tepeler var oluyor. Bir de tabii burada kurulan Christmas marketleri ünlü. Burada birden fazla lokasyonda Christmas market kuruluyor. Buranın Christmas market açısından ünlü olmasının bir nedeni de Christmas marketlerin bazılarının mağaraların içinde kurulması. İki mağara bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Velvet mağarası, diğeri de Hemente yani belediye mağarası diye geçiyor. Benim izlediğim videolar kadarıyla belediye mağarası daha büyük bir mağara. O yüzden ben bugün size belediye mağarasını göstereceğim. Bir de ana meydanda kurulan Santa Christmas marketini göstermeyi düşünüyorum. Hadi gelin hep birlikte Hollanda'nın Christmas market deyince akla gelen ilk kasabası Valkenburg'u keşfedelim. Valkenburg bölgesine bayağı bir tepe bulunuyor diyorlardı. Şu an onu da doğrulamış oluyorum. Gerçekten bu kadar dik bir yokuş çok az gördüm Hollanda'da. İlk duyduğumuzda çok şaşırmıştık. Hollanda'da Christmas market yaygın bir şey değil. Gerçekten çok az lokasyonda kuruluyor. Ve biz şu an onların en ünlülerinden biri olan Valkenburg'a gidiyoruz. Burası Velvet mağarasının girişi. Biz Hemente mağarasına gidiyoruz. Bu arada bileti internetten almanız gerekiyor. Çünkü gelince girememe ihtimaliniz çok yüksek. Bu sıradaki insanların hepsinin bileti var mı bilmiyorum. Ama ben internetten aldığımda sadece saat 12.30'a bulabildim bugün. Yani biraz daha geç kalsaydım muhtemelen bugün bu mağaralara giremiyor olacaktım. Şu an sırasını gördüğünüz belediye mağarası dünyadaki en büyük yeraltı Christmas marketi ünvanını da taşıyor. Çok normal çünkü çok sıradan bir şey değil yeraltı Christmas marketi. Hatta dünyada başka yeraltı Christmas marketi var mı hiçbir fikrim yok. Bu mağara 1950'lere kadar kireç taşı çıkarılan bir taş ocağıymış. Valkenburg şehri de bu taş ocağı çevresinde kurulmuş aslında. Bol bol Christmas ağacı koymuşlar mağaranın yollarına. Çok fazla bir süsleme yok açıkçası. Ortamda efsane bir Christmas ortamı değil bence. Dükkanlarda çeşitli şeyler satıyor. Şimdiye kadar yiyecek satan yer görmedim ama muhtemelen ileride. Çocuklar için bol bol fotoğraf çektirme yeri var. Evet, şimdi bir şeyler yiyelim. Arkada waffle'cı vardı ama daha güzel tuzlu bir şey bulursak daha iyi olur tabii. Yemek yerleri başladı yavaş yavaş. Çok fazla bir seçenek bulamadım. Ekmek yapan bir yer vardı. Yani ekmek arası tavuk. Şimdi oraya gideceğim. 6 euroydu. Onu yemeyi düşünüyorum. Bu kafenin ortamını beğendim ama. Böyle mağaranın geniş olduğu bir yerde sadece içecek satıyor burası anladığım kadarıyla. İnsanların önünde de sıcak çikolata var. Burada bunu içmek ünlü bayağı. Ya da tabii başka alkollü içecekler de var. Ha, yukarıya doğru çıkıyormuş. Oraya da bakalım. Ta en yukarıya geldim. Kafenin böyle devamı burası. Kafenin bittiği yerde de aslında az önce geldiğim başka bir çıkmaz sokak karşılaşıyor. Araya bunu koymuşlar. Bu tarafta da genelde Christmas süsleri var, insanlar fotoğraf çekiliyor. Şöyle bir ekmek arası aldım. İçinde tavuk ve sos var. Umarım sos çok kötü değildir. Ekmek çok taze duruyor. Beğendim. Bayağı iyi. Zaten tavuk sos da kötü gelmedi. Bir de waffle alırsak karnımızı bayağı doyururuz. Çikolatalı 3 euro zaten. Nutellalı 3,5. Nutellalı alayım bir tane. Sadece para kabul ediyormuş. Kartla kabul etmiyormuş. Bu çok anormal bir şey bu arada. O yüzden alamadım. Ama meydandaki Santa Christmas marketinde bir şeyler yeriz artık. Tuvalet de var bu arada ama bir hayli sıra var.
Mağara böyleydi. Biraz renksiz geldi. Çok daha iyi süslenebilirdi diye düşünüyorum. Ama tabii burası sonuçta bir mağara. Yani duvarlara vesaire de zarar vermemeleri gerekiyor. Gelmişken gelebilirsiniz. Mağarayı görebilirsiniz ama çok fazla bir şey beklemeyin bence. Bu arada şu girişte hemen ofis var. Oradan da bilet alınabiliyormuş. Ama ben girdiğimde bu sağ tarafta komple bir sıra varken beni sol taraftan dümdüz içeri aldılar. 12.30'da biletim olduğu için, 12.30'a rezervasyonum olduğu için hiç beklemedim. Yani buradan alma riskine girmeyin. Bence internetten alın biletinizi. Şöyle gidiyor. Bence bu şehir tatlı bir şehir. Böyle tarihi bir kapıdan girdim buraya. Şu an Santa'nın köyü denilen Christmas Market'e gidiyorum. Şu an bir daha onaylıyorum. Buranın merkezi gerçekten güzel, tatlı ve güzel süslemişler. Bu yolun sonu da Santa'nın köyüne çıkacak bir diğer Christmas Market'e. Çok Almanca konuşan duyuyorum. O mağaradaki adamın belki sadece para kabul etmesinin sebebi de budur. Çünkü Almanlar her şeyi parayla ödemeyi seviyorlar. Gerçekten çok fazla Alman var. Size daha önce gösterdim mi bunu bilmiyorum ama böyle erkeklere Hollanda'da bir etkinlik vesaire varsa şöyle bir pisuar koyuyorlar. Böyle 3-4 tane var burada. Erkekler buraya tuvaletini yapabiliyor. Bayağı yaygın bir şey. Başkalarına ve ilk görenlere abes gelebiliyor. Bize de öyle gelmişti. Ama artık bir etkinlik olmadığında bile sokakta bunları görmeye alıştık. O yüzden yadırgamıyoruz. Çok temiz mi? Çok değil. Şimdi de şöyle bir kapının altından geçerek yine başka standların kurulu olduğu bir yere giriyoruz. Ve burası Santa'nın köyü. Evet, bence mağaradan çok daha tatlı burası. Hem de bedava, açık hava. Dükkanlar çok daha şirin. Gelin birlikte Santa'nın köyü Christmas Market'ini gezelim. Dükkanlarda çok genel şeyler satılıyor. Yani hafta sonu pazarında ne görüyorsanız onlar da satılıyor. Çok Christmas konsepti dışı bence ve güzel değil. En güzel tarafı bence bu marketin ışıklandırılması ve yiyecek içecek standları. Özellikle de sıcak şarabı. Yemek yerleri de bol bol var. Burası da patates ve ızgara satıyor. Önünde de sıra yapmış. Bir dükkandan şöyle bir kurabiye aldım. Efsane lezzetli. Yemek yerlerinin oraya geldik. Şöyle bir girelim. Tabii ki de sıcak şarap. Christmas'ın olmazsa olmazı. Ama arabaylayım, o yüzden içemeyeceğim. İnsanlar içiyorlar ama. Benim yerime de içsinler. Size fiyatları göstereyim. Sıcak şarap kırmızı 4 euro. Bardağı da 2,5 euroya alabiliyormuşsunuz. Valla yağmur yağıyor. Etraf ışıklandırılmış. Christmas zamanı. İnsanın canı maalesef istiyor. Küçük olduğuna güvenerek ve bir problem yaratmayacağını düşünerek şu an bu sıcak şarabı bir yerde içeceğim. Bu videoda Valkenburg'da gelip görebileceğiniz iki tane Christmas marketi gösterdim. Bu şehrin ne kadar güzel bir yer olduğunu da beraber görmüş olduk. Bu şehirde 6-7 farklı lokasyonda Christmas etkinlikleri yapılıyor. Christmas marketleri de var başka lokasyonlarda. Aşağıya bir link bırakacağım. Eğer ilgiliyseniz, fazla vakit geçirecekseniz bu linkten inceleyip diğer lokasyonları da gezebilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonrakine görüşmek üzere. Hoşçakalın.